Sevgili takipçilerimiz, bugün sizler için çok güzel göl manzarası olan tarla çekimine geldik. Ali Emlak olarak ben Emrah Çil, Murat abimle beraber hemen benim sol tarafımda bulunan 8100 metrekareden oluşan tarlanın çekimini yapacağız. Tarlamız köyümüzün en yakın evine 800 metre uzaklıkta. Elektrik direklerine, vericilerine de yaklaşık 900 metre uzaklıkta bulunan ve komple bütün her noktasının komple gölü gören bir konumda. Bayağıdan beri çekim yapmadığımız için biraz heyecanlanıyoruz galiba Murat abi. Evet, tarlamıza köyden geliş yolu, yolumuz ve tarlanın konumundan bahsedeyim. Hemen tarlamız resmi, resmi yolumuz tapulu bir kişiye ait olan tarlamız burası. Hemen şimdi Murat abi şöyle arka tarafa göstersin. Şu gözünüzle görmüş olduğunuz, Murat abi size gösteriyor, drone'da da göstereceğiz. 1500 dönüm meraya cepheli bir tarlayı tanıtıyoruz. Meranın içinden yolumuz geliyor. Tarlamızın önünden yaz kış kullanılıyor. Muhtarımız da bıçak attırmış, bakımı yapılmış. Bu şekilde devam ediyor. Bazı noktalarda mera yolu kapatıyor, bazı noktalarda yol kadastro yolu. Ama bu tarlalara giden yol. Belli kısımları kadastro yolu diye nitelendirebiliriz. Yerimizin en son sınırında az sonra belirteceğim ve görsel olarak göstereceğim. Bir de sizler için tarlamızın, dikdörtgen olan tarlamızın alt sınırını arabamızı koyup göstereceğiz. Drone'da da çizeceğiz. Tarlamızın yolu olan cephesi oldukça büyük. Hemen şuradan köyümüzü ve köyümüzün camisi gözüküyor. Göl manzaramızı da göstereceğiz. Gönen'e yaklaşık 15 kilometre mesafedeyiz. 10 dakikalık bir yolculukla araçla buraya gelebiliyorsunuz. Yerimizde şu an içinde bulunduğumuz yer. Burası buğday ekilir, arpa, yulaf, yani ayça girdiği de olur. Daha çok kuru tarım olan bir bölge. Yakın çevrelerde su gelen yerler var. Onun sözünü şimdiden vermeyelim. Yani su gelen bölgeler var. Sulak araziye dönüyor. Burası kuru tarım. Üstteki sınırımız zaten doğal olarak görünüyor değil mi abi? Çit olarak gözüküyor. Ben de telefonum zaten almadı. Hemen sessize alayım. Sonra çok yorum alıyoruz. Hemen alt tarafımızı da gösterelim abi. Yine alt tarafımızda bakın şuradan sınırımız belli. Evet, şimdi drone çekimine geçiyoruz. Bakın, drone'da size göstermiş olduğum çizgiler yerimizin sınırı. Alt sınırımızı şu anda görüyorsunuz. Yerimiz dikdörtgen şeklinde 8100 metrekareden oluşmakta. Her noktası Manyas Gölü'nü görmektedir. Net bir şekilde görüyor. Evet, az ilerleyelim şimdi. Yer çekimine devam edelim Murat abi. O kadar net ki bugün hava, puslu ya da sisli değil. Bütün göl gerçekten abartmıyorum, böyle deniz gibi apaçık gözüküyor. Murat abim telefonla bilmiyorum. Bir yaklaştıralım, zoomlayalım. Gözüküyordur diye düşünüyorum. Yani gözümüzde her yer görünüyor. Hatta gölün karşısındaki köyleri dahi görebiliyorum. Güzel bir manzaraya sahip. Köyümüz yakın. Yolumuz güzel. Hemen arka tarafımız Saraçlar tarafı. Manyas yolu üzerindeyiz. Yani Gönen Manyas Balıkesir İzmir bağlantı yolundayız. Yerimiz dümdüz. Engebeli bir arazi, taşlı bir arazi değil. Gayet güzel. Her şey ekilip biçilir. Burada meyvecilik de olur. Gölün havasından dolayı bu bölgede zeytin de yetişmektedir. Çam fıstığı da ekebilirsiniz. Ceviz de ekebilirsiniz. Küçük de bir bağ evi yapıp burada kendinize bir hobi bahçesi ya da yatırımlık bir tarla almış olursunuz.
Yerimize biz gelmeden önce mal sahibimiz bizi aradı. Parsel sorgudan baktığımızda normal bir tarla gibi gözüküyor ama bir geldik. Güzel de bir manzaraya sahip olduğunu gördük. Evet, şimdi yerimizin iç kısmından araçla ilerleyerek gösterelim Murat abi arabamızı sınıra koyalım yoksa sadece drone görüntüsünden mi? Drone görse daha net gözükecektir. Biz sizler için az önce arabamızla oraya kadar gittik. Sınırı tam olarak tespit ettik. Hatta şöyle bir uzaklık olarak buradan gösterecek olursak hemen soldaki büyük ağaçta hemen sağdaki sağda. Evet. O büyük ağaçların hizasında sınırımız. Kibrit kutusu gibi diyebilir miyiz Murat abi? Market var, ulaşım var. Herhangi bir öyle köhne bir yer değil. Yabancıya karşı nasıl denir? Ön yargılı bir köyümüz değil. Öyle yerlerden çekim zaten yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Buraya yatırımlık alabilirsiniz. Her zaman değerini korur, değerine değer katar. Kesinlikle toprak almanızı tavsiye ediyorum. Evet, Murat abi, şimdi biraz drone görüntüsüne geçelim. Yolun arabayla gelen kısımdaki bir küçük bir çekim yapalım değerli izleyenlere. Yani yolun güzelliğini, yolun düzgünlüğünü. Hatta bazı bozuk yerlere muhtemelen şey yapılmış. Kayalı böyle taşlarla dolgu yapılmış. Evet, yaz kış gelinebilsin diye. Evet, böyle bir konuda. Yani yeni bir araçta geldik. Öyle yüksek bir araç değil, çeker bir araba değil. Kışın da buraya araç gelir. Bir tane de motosikletli abimiz geliyor. Hem ona bir genel bilgi soralım. Açıklamaya yazarız. 8100 metrekare. Asmalıdere köyünden seslendik. Gönen'e 10 dakikalık mesafede özellikle söylüyorum 1500 dönüm bir meraya cepheli bir tarlayı tanıtıyoruz. Mera sıkıntısı hiç olmayan ana asfalta da çok yakın bir konumda bulunan tarlanın çekimini yapıyoruz. Hatta şu an telefonumu için 700 metrede ana asfalta uzaklığımız mevcut Murat abi. Onu da ölçmüş bulunalım. Şöyle son kez hiç yukarıda çok fazla kaldırmadan hem tarlayı hem de göleti bir zoomlayabilir misin abi? Pardon, barajı şey gölet dedik, baraj dedik, deniz dedik. Sadece göl. Manyas Gölü. Karşınızda. Tamamen manzara açık. Köyümüz aşağıda görünüyor. Şurayı da gösterir misin abi yakınlığını? Benim söylediğimden daha yakın olan damlar da varmış şurada. Hemen karşımızda. Evet. Yani 1, 2, 3, 4 parsel aşağımızda hemen. Gayet yakın. Etrafta çam ağaçları ekilmiş. Çam ormanları var. Üçüncü kez söyleyeceğim ama çok büyük 1500 dönümlük bir Mera'ya cepheli, hayvancılık için uygun, meyvecilik, zeytin ekimi için uygun ya da yatırımlık alıp buğday, arpa, yulaf ekip, biçip tarlam olsun, değerini korusun diyorsanız burayı almanızı tavsiye ediyorum. Diğer çekimler için diğer köylere, başka köylere doğru yol alacağız. Şimdi drone görüntüsünde bölgeyi sizler için göstermeye çalışıyoruz. Murat abim, ben Emrah için sevgiler, saygılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şiddetle tavsiye ediyorum. 10 bin aboneye çok az kaldı. Artık hayırlısı. 10 bininci aboneyi görebiliyoruz mu acaba? Çok merak ediyorum. İzleyip de abone olmadıysanız rica ediyorum. Bir abone ol tuşuna basıp kanalımıza abone olmanızı ve sizler için yeni yerleri daha çok daha az aralıklarla çekip yüklemeyi elimizden geleni yapacağız. Bakalım. Şimdiden nasibini bulsun diyelim. Hayırlısı olsun. Ben Emrah Çin. Kamera arkasından Murat abimle beraber size 8100 metrekarelik içinde bulunduğumuz arsayı tanıttık. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.